Türk milli takımı kaleyi bulan ilk şutunu 80. dakikada atmaz. İtalya deplasmanında mıyız? Biz? biz bir kota cebimize koyalım istiyorum. Asıl hikayemiz Dünya Kupası elemelerinde başlayacak. Takımla idman yapmadığı için hoca orada bu haftanın adasa bırakabilir Semih'i. Ben Serdar'ı dinleyince eyvah dedim. Niye biliyor musun? Serdar adına. Ya oğlum ne gerek var? Şehrin duygusunu çok iyi bilen adam. Orada doğmuş orada yetişmiş. Lost sayıda benziyorsun demiş. Sayı bir cerrah. <laughs> Ona <evet> çok benzetirler <laughs> beni. Saçlarım açıkken özellikle daha çok benzetirler. Herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüyle yeni açıktayız. Sevgili Ergin Aslan'la beraberiz. Ergin Aslan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Çağatay. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Milyaradan döndük. Evet. Milli yaradan döndük. önce maçları istiyorsan bir milli maçlar nasıldı? Galler Gallerle deplasmanda 0-0 berabere kaldık. Ardından İzlanda'yı 3-1 mağlup ettik. Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem performansı evet. vardı. Milli arayla ilgili ne demek istersin? Yani bir kere Uluslar Ligi biraz zul geliyor. Benim çok adapte olamadığım bir şey. Bu kadar maç anlamsız. Evet, buradan da bir kota alıyorsun gitmek için ama o çok kolay bir ihtimal değil. Böyle hazırlık maçlarını daha sponsorluğa, paraya döndürmek için resmileştirilmek adına bence koyulmuş bir şey. Onu söyleyeyim yani ligin temposunu da bozan bir şey. Maçlara gelince yani Avrupa Şampiyonası'ndan beri aslında benim böyle söylediğim, eleştirdiğim şeyler var Montella ile ilgili. Galler maçında da yani memnun olmadım ama İzlanda maçı öyle değildi. Niye? İzlanda maçında klasik olacak belki çok konuşuldu ama Türk milli takımının oynaması gerektiği gibi 9 numarayla oynadık. Montella bu konuda biraz fazla inatlaşıyor. Elbette derdimiz Bacı'yı dövmek değil, elbette üzüm yemek. Çünkü niye? Milli takım hepimizin takımı ve istiyoruz ki şampiyonalara gitsin. Ben 44 yaşındayım, bir tane Dünya Kupası gördüm. Bir tane. Yani istiyorum ki Dünya Kupası'na gitsin benim milli takımım. Dünya Kupası geldiğinde bizim milli takım yokken kendime yakın hangi ülke, hangi takım var acaba deyip bir takım seçmek zorunda kalmayayım. Kendi ülkemin milli takımını destekleyeyim istiyorum, o yüzden. Galler maçı aslında Montella ile ilgili eleştirilerin çok net ortaya çıkmasıydı. Şimdi Türk milli takımı ilk şutunu kaleyi bulan ilk şutunu 80. dakikada atmaz. İtalya deplasmanında mıyız? İngiltere deplasmanında mıyız? Gallerle oynuyoruz. Yapabilecek potansiyelimiz varken yapamamaya aslında eleştirilerimiz. İki, şöyle bir şey değil. Biz eleştirmeniz. Biz bunları söyleyeceğiz. Biraz fazla eleştiriye geriliyor hale geldi hoca da buna gerilmeye gerek yok. Dolayısıyla Türk milli takımı rakip yarı alanda oynamayı becerebilmeli böyle bir potansiyeli var. Bizim oyuncularımız Inter'den, Benfica'dan, Juventus'tan, Real Madrid'den geliyor. Ve bu Türkiye ligindenin büyük takımlarından gidiyor milli takıma. Hepsi kendi takımlarında hedef takımı 3. bölgede şampiyonluk mücadelesi veren takımlar. Bu oyuncu grubuna 3 günde savunma yapmayı ve geçiş oyunu oynamayı çok kolay öğretemezsiniz. Tamamen derdim bu. 9 numarayla oynasın, göze hitap eden bir futbol oynayarak, coşkuyla kazansın. Ülkelerin DNA'ları vardır. Türk Milli Takımının da geçmişi o coşku işin yarısıdır. Duygu, coşku ve hücum futbolu işin yarısıdır. Başaran teknik direktörlerimiz de böyle başarmıştır. Dolayısıyla İzlanda maçında bu dönüşün sinyallerini verdi. Montella ben böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim oyun formatımız 9 numaraya uygun. Geçiş oyununa çok uygun değil. 4 puan gayet memnun edici. İzlanda maçı tolere etti Galler maçını. Bundan sonraki süreçte Karadağ var bir de ekipte. Zaten 3 ayda bitecek bu hikaye Uluslar Ligi hikayesi. Hı hı. E buradan da bir şeyi alalım. Biz bir kota cebimize koyalım istiyorum. E, asıl hikayemiz Dünya Kupası elemelerinde başlayacak. Ama İzmir'de çok güzel bir atmosfer vardı. İzmir taraftarlarını da tebrik ederim. Mükemmel bir ambiyans vardı. İyi oynadık. Kerem'in müthiş performansı vardı. İşte rahatlamak dediğin şey böyledir. Tam onu soracağım. Rahatlamak dediğin şey böyledir. Normal her zaman her yerde o büyük yükleri kaldırmak kolay olmuyor. Galatasaray çok bir yer. 50 bin kişiye top oynuyorsunuz falan. Normaldir yani bu baskılar oluyor. Olmasa iyi ama bu işin de bir gereği bu. Biraz rahatlamanın verdiği ruh haliyle. Zaten potansiyelli bir futbolcu Kerem Aktürkoğlu. Böyle futbolcular var değil mi? Yani şöyle diyorum. Böyle futbolcular. Nasıl böyle futbolcular? Mesela Kerem'in üzerine çok gitti Galatasaray taraftarı. Bence gereğinden fazla gitti ben şahsi olarak öyle düşünüyorum ama böyle futbolculardan kastım şu Galatasaray taraftarı çok eleştiriyordu şimdi gitti e, muhtemelen değere binecek öyle olur Fenerbahçeli Beşiktaş taraftarları da gitme ihtimali varsa bize gelsin diye istiyordu böyle oyuncular mesela Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de <laughs> de mesela oluyor Fenerbahçe'de örnek evet, veriyorum şu anda mesela İrfan evet. tekrar içeride kabul gördü isteniyor ama bir dönemi vardı onun da Fenerbahçe taraftarı istemiyordu. Beşiktaş'ta Galatasaray taraftarları bize gelsin. Gerçi evet. hani Galatasaray ile başka bir durumdan dolayı ama evet. o futbolcu bir takım için değerli futbolcu. Böyle futbolculardan değil mi? Doğru Kerem Aktürkoğlu öyle. Ya istersin bir de yerli yerli olmasın. iyi oyuncu yani artık hani yabancı kuralı esnetildi Türkiye'de iyi oldu da esnetilmesi iyi iyi oyuncu yani zaha söküp alamadı formayı mesela Evet Kerem Aktürkoğlu'ndan. Galatasaray taraftarının ekseriyeti değil ama bir kısmı diyelim hani bu eleştirileri yapıyordu ha bazen futbolcu bunları tamam insan kabul ediyorum duyguları var ama şöhrette parada yüzde birlik dilimdeyseniz bunlar oluyor zirvelerde hep söylüyorum Rüzgar sert eser yani ee iyi oldu Kerem gibi bir oyuncunun şeye dahil olması yani mil takımda biz çok Barış Alper ne yapacak Hakan ne yapacak kilitlenmiş durumdayız yani bu Arda Kerem, İrfan Can, bunların Semih bunların çoğalması lazım. Yani hı hı. iş bitirici oyuncu, bize iyi hissettiren oyuncu sayısının birazdan konuşacağız Beşiktaş'ta mesela iyi hissettiren evet. oyuncu sayısı çoğaldıkça işleri iyi gidiyor. Milli takımda da Kerem'in bu manada denkleme dahil olması çok hoşuma gitti. Evet Kerem'in bu manada geri dönmesi dediğin gibi çok güzel oldu ki kafa rahatlamasını da yaşadı. Bence şöyle de bir kapı açıldı. Şimdi Kerem gitti geri dönüşü daha güçlü olabilir. Hem Galatasaray hem Türkiye. Tabii tabii. Fenerbahçe'de bir iştaş kapısı da açık her zaman. Galatasaray'da keza öyle. Galatasaray geri dönüşü daha daha sağlam olabilir. Şimdi taraftarlar çünkü hani gittiği için birazcık da vuruldu. Dediğin gibi büyük bir kısım tepki gösterse de küçük bir kısım daha farklı bakıyordu. Şimdi o oran tersine döndü gibi oldu evet. sanki. Ya bir de orada kalmayı bilmeleri lazım. Bak Çağlar döndü, Cengiz döndü. Doğru. Saysak bitmez yani. Doğru. E niye dönüyoruz? Niye dönüyoruz? Bir bakın bakalım Tugay Kerimoğlu'na Nihat Kahveci bir oturun bakalım. Bir sorun abi bu işler nasıl oluyor ne yaptınız siz? Niye dönüyorsunuz? Ha benim işime gelir. Ben Süper Lig'de Süper Lig yorumluyorum izlerim yani daha çok işime gelir. Ama bizim o dönüşleri bu kadar sıklaştırmamamız lazım. O, o adaptasyon mu o başka bir şey mi? Bunun, bunun altına eğilmemiz lazım bizim. Niye böyle oluyor? Bunun altına eğilmemiz lazım. umarım Kerem'in serüveni de Tugay Kerimoğlu gibi Nihat Kahveci gibi uzun olur. İnşallah diyelim. Mini takım arasında gitmiştik. Mini takım ve Beşiktaş bağlamında aslında gündem akışımızda biraz daha gerilerde olan hatta soru kısmında da bulunan bir konu vardı. Onu biraz öne çekeyim istiyorum. Çünkü mini takım konuşuyoruz. Semih Kılıçsoy Hı -hı. ve Mustafa Erhan Ekimoğlu. Evet. Geçen programımızda söylemiştik. Evet, Ümraniye ziyareti vardı. Üzerine evet. konuşmuştuk. Hem yorumlarda sorulmuş. Çünkü programdan sonra Hı -hı. Semih kadrodan çıkarıldı. Mustafa Erhan Ekimoğlu da altyapı alt diyorum. <laughs> Ümit mini takıma tekrar çağrıldı, gönderildi diyelim. Mustafa konusunda, Hekimoğlu konusunda milli takım e, iletişimcileri doğru bir e, serüven izlediler. Ne demek bu? Montella da Broncos'a, Samet Aybaba'ya, Feyyaz Ucura yani milli takım yetkilileri aslında Mustafa Hekimoğlu'nun çok genç 16-17'ye yeni girdi. A milli takımın havasını, ortamını görsün istediler. Çünkü A milli takımının bundan sonraki planlarındaki bir numaralı oyuncu olacak. Bak 2026 serüveninde... E, biz hep Mustafa Hekimoğlu'nu göreceğiz. Umut Mil takımında gruptan çıkma ihtimali vardı çünkü orada kullanmak istiyorlardı ama amil takımda havayı görmesini istediler ve bunu Beşiktaş yetkililerine söylediler. Bu kadar. Bak ne kadar rahatlatıcı bir iletişim. Semih'te bu yapılamamıştı yani. Büyük infial olmuştu Semih'te. Ee, ama şunu biliyorum. Gerçekten Mustafa Ekimoğlu'na artık görmezden gelme şansın yok. Zaten kendi bağırıyor da oyuncum diye. Yani şey bile düşünsen var yani böyle dedin ki art niyetli düşündün parlatmayalım. Olmaz da onu bile yapma şansın yok. Bundan sonraki süreçte Mustafa Ekimoğlu ve Semih Kılıçsoy mil takım kadrosunun oyuncuları. Oynarlar oynamazlar ayrı ama oyun biraz daha sürü almış pişmiş bir Mustafa'yı çağırıyor Türk mil takımının oyunu. Çünkü biz arkadan uzun top attığımız zaman ileri uçta kullandığımız adam şeyi söylemiyorum Umut Nair Kenan zaman zaman, zaman kullandı hoca da orada Barış Alper bıraktığımız zaman Barış'ı da düşürüyoruz oyunumuzu da düşürüyoruz. Yani oyun bağırıyor. Çünkü niye Mustafa'nın o pivot özelliği, göğüs alma, yumuşatma, yüzü kaleye dönük gitme, oyun servis etme, alan açma bunların yaratılıştan gelen özelliklerdir bunlar. İşlendiği zaman da mükemmel bir futbolcu olursun. Oyun çağırıyor zaten. Yok bir de Türk Milli Takımının şöyle bir bak ihtiyacımız var. Var oyuncularımız ama istediğimiz seviyeye bir türlü gelemiyor bizim o 9 numaralarımız. Böyle bir ihtiyaç var. Bundan sonra bence milli takımda Hekimoğlu dönemi başlar ve çok uzun yıllar devam eder. Semih'i de dahil edelim tabii bu işe. Evet forvet rotasyonunda Beşiktaş'tan geliyor gibi gözüküyor önümüzdeki yıllarda <laughs> e, tabii. Türkiye'de. O zaman geçelim yavaş yavaş süperge geri dönelim. Ge Gelelim bir şey daha söyleyeyim. Bu niye önemli biliyor musun? Biz Beşiktaş 11'i saysak şu anda mesela Mario'da Hı -hı. geldikten sonra. Muhtemelen Hekimoğlu ile Semih'i bazen koymayız. Hekimoğlu'nu zaten... Yazmayız imobili olduğu için hı hı. yedek oyuncu. Semih'i de Mario geldikten sonra da bir forma rekabeti olacak. Mesela Mario alabilir sol ön taraf formasını. Niye kıymetli? Bak milli takım için ideal gördüğümüz iki tane oyuncu Beşiktaş'ta var. Ve o geniş kadro kapsamında ka yedekten de gelebilirler. Bu Beşiktaş için çok önemli. Ajax'tan hep bahsediyoruz ya. Ajax şampiyon olduğunda ya da ortalığı silip süpürdüğünde genç Ajax değildi. Vardı öyle oyuncuları. Hekimoğlu'su Semih'i vardı ama... Tadiç gibi, Hakim Ziyeh gibi tıpkı Immobile Rafa gibi oyuncularla harman edilmiş bir takımdı. Doğru. O yüzden Beşiktaş'ın rotası iyi, Beşiktaş'ın yolu iyi. Bu oyuncuların varlığı da tesadüfen değil. Fırat Fidan, Mehmet Hoca başta olmak üzere, Samet Aybaba öz kaynak altyapı meselesine çok uzun yıllardır güzel kafalar yoruluyor. Hepsini tebrik edelim ve teşekkür ederim Türk futbolu adına. Geçelim o zaman tekrar Süpergi'ye. Geçelim. Beşiktaş 15 Eylül pazar günü Papara Park'ta Trabzonspor'la karşı karşıya evet. gelecek. Maçın hakemi belli oldu Ali Şansalan. Şöyle bakıyorum muhtemel 11 verebiliriz. Bunu sosyal medyada da görüyoruz zaten. Kulübe yakın olan kaynaklar da veriyor. Muhtemelen değişiklik olabilir evet. ama adı üstünde muhtemel 11. Ben evet. bir sayayım istersen. Mert, Svensson, Paulista, Udokai, Masuaku, Musrati, Getson, Rafa, Rashika, Mario, Immobile. Şu anda böyle gözüküyor. Bu gibi görünüyor. Niye? Hani normalde sol öne Semih yazarız ama takımla ilk idmanı bugün yapacak evet. Semih. Yani o sakatlık meselesi. Takımla idman yapmadığı için hoca orada bu haftanın adasa bırakabilir Semih'i. Mario'yu görmek, kullanmak isteyebilir orada. Olabilir. Çünkü niye? Beşiktaş'a transfer olan oyuncuların hepsi ilk geldiği maç itibariyle etki gösterdiler. Yani uyum süreci, hazırlık süreci, idman eksikliği falan bunların hiçbiri söz konusu bile olmadı. Gelip maça çıktılar. O yüzden transfer politikasını ben bu sene çok takdir ettim. Mario da öyle hazır. Bildiği oyuncularla oynayacak zaten. E, Rafa zaten yeter bilmesi açısından. Böyle görünüyor ideal 11. Bir de mesela şu saydığın kadroyu sezon başından beri say 8 oyuncu aynıdır değil mi? Hı hı. Ne kadar ne kadar önemli bir şey. Çok kısa sürede 8 oyuncu, 9 oyuncu aynı devam ediyor. 1-2 değişkenlikle gidecek. E, Papara Park dedin. Güzel Şenol Güneş Kompleksi. Şenol Güneş'in evet, doğru ismi Beşiktaş için de çok büyük bir anlamı olan teknik direktörün çok güzel bir e, mücadelesi maçı olacak. Ve Trabzon Beşiktaş maçları kötü maç hatırlamam ya. Çünkü kaybetmemek üzerine oynanan maçlar değildir. Fenerbahçe Galatasaray maçları son yıllarda ekseriyetle niye 0-0 biter biliyor musun? Çünkü kaybetmemek üzerine oynanır. Kazanmak değil. Çünkü ertesi gün medyada, psikolojide başkan yönetici de kaybetmedik. Ama kazanamadığında kaybetmemek üzerine oynanan maçlar kısır olur. Hı hı. Bak Fenerbahçe Beşiktaş maçlarına. Bak Trabzonspor Beşiktaş maçlarına. Çok acayip maçlar olur yani. Hep iz bırakan maç. Çünkü kazanmak üzerine oynanır bu oyunlar. Ben yine öyle bir maç bekliyorum. Ha Şenol Hoca da hani dünkü teknik direktör değil. Acemi bir teknik direktör değil. Beklentinin farkında ama şöyle değil yani Abdullah Avcı Trabzonspor'undan oyunundan hemen sıyrılıyoruz biz. Kime karşı? Ligin en iyi takımı Beşiktaş'a karşı. Hadi düdük çaldı. Hep beraber rakip yaralana gidiyoruz. Klasik Şenol Güneş oyununu oynayacağız. Öyle değil. Öyle bir acemi teknik direktör değil kontrollü oynayacaktır. Çünkü kolay değil. İlk maçı ve 5 ligin en, iyi, en hazır takımına karşı oynuyorsun. Yeni oynayacak golcün on numaran belki yani yeni forma giyecek oyuncularım var. Biraz kontrollü başlayacaktır aslında maç ama ilerleyen dakikalarına baktığın zaman ben gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gollerin olduğu bir maç bekliyorum. Yok, evet, biz de içeride konuştuğumuzda güzel bir maç olacağını düşünüyoruz ki verdiğin örnek az önce söylediğin örnek hani 0-0 biten maç. Ben 0-0 bitmesine rağmen çok güzel olan bir maç hatırlatayım sana. Hani son dakikada Olcay'ın inanda kaçırdığı ve bravo. bütün futbolcuların aynı anda yere yığıldığı ama bütün stadın ayakta alkışladığı bir maç. Sıfır sıfır bitti. Doğru. Aslında ona sıfır 0, 0 bitmiş denmez yani. Benim sıfır sıfırdan kastım hani o yalandan top çevirmek. Ne gitmemek. Edin? Gitmemek. O maç hakkı verilen bir maçtır. Hep böyledir. Ya zaten hani Trabzonspor budur. Avni Aker gelir aklına tamam mı? O ismini de böyle hani Karadeniz fırtınasından alan. Hep böyle hatırlarım ben. Hami mandıralı bir yerden vurur. Büyük Orhan acayip akar böyle. Eskiden bol formalar vardır. Şişer arkadan forma. Cengiz vardı. <laughs> Tolunay, Ünal Hoca. Yani budur yani. Bu agresif oyundur. Coşkulu oyundur. Biraz özüne de dönüş maçı olacak. Uzun yıllar sonra özüne dönüş maçı olacak. Zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor. Kiminle oynasın? oynasın? Büyük takım Trabzonspor iç sahada. Elbette avantajlı olarak çıkar. Kadrolardan falan bağımsız. Form durumundan bağımsız. Büyük maç böyledir zaten. Ama Beşiktaş'ın şu artısı var. Çok daha hazır, çok daha kısa sürede olgunlaşmış iyi oyuncuları olan bir takım. Bu avantajı var Beşiktaş'ın. Evet bu maçla ilgili zaten Paulista'nın hafta içinde yani Aha. yaptığı açıklamalar var. Bununla ilgili onu konuşuruz. Şenol Güneş'in açıklamaları var. Onu konuşuruz ama hazır Trabzonspor demişken ben de bir tık Trabzonspor övmek istiyorum farklı bir yerden. Çok güzel logosu var. Sen o hani Karadeniz'den girdin ya ha. o logodaki dalga ve oradaki Güzel. Ya ben en beğendiğim futbol takımı, futbol kulübü logolarındandır. Onu Güzel. Söyleyeyim. Bu konuyu konuşalım Çağatay. Niye? Logo değil. Şimdi bir yöneticiler arasında böyle bir geçen şey oldu. Karşılıklı demeçler. Sonra Serdar Saatçi. Türk futbolunun en son isteyeceği şey Beşiktaş Trabzonspor gerilimidir. Hiç böyle bir gereksinim diye ihtiyaç da yok. İki tane, iki tane diğeri diye tabir edilen, öteki diye tabir edilen. Türk futbolunun ekseriyetle zaman ve süre içerisinde en çok mağdur ettiği iki tane kulüpten bahsediyor. Bu camiaların karşılıklı büyü, büyüklükleri e, bir futbolcu demeciyle, bir yönetici demeciyle ölçülmez. Biz de ölçemeyiz. Şimdi hı hı. ben Serdar'ı dinleyince eyvah dedim. Niye biliyor musun? Serdar adına. Ya oğlum ne gerek var? Yani sen altyapısından yetiştin. Tanırım mesela Sedat Hoca babasını da tanırım. İyi Beşiktaşlardır. Serdar iyi stoperdir. Şimdi bir Trabzonlu için, bir Maçkalı için mesela, Çaykaralı için elbette Trabzonspor değil Türkiye'nin dünyanın en büyük kulübüdür. Git Beşiktaş diye Beşiktaş dünyanın en büyük kulübüdür. Göztepe'liye sor bakayım Göztepe tribünden bir adam. En büyük kulüp kimdir? Göztepe'dir bu doğaldır. Yani bu büy büyüklük sözle ölçülecek bir şey değil. Benim büyük ya da daha büyük dememle ölçülecek bir şey değil. Bu taraftar dilidir. Ve böyledir de zaten. Hani karşı yakalı içinde böyledir. Fenerbahçe içinde böyledir. Trabzonspor içinde böyledir. Serdar'ın şeyle yani o 90'lı yıllarda vardır ya işte futbolcu transfer olduğunda söyler. Gerek yok ya ya bu iletişim böyle bir şey. Gerek yok Serdar Hanım Trabzonspor çok büyük tabii ki çok büyük. Hani bu kıyas getirecek büyük kulüpler arasında o daha büyük bu daha büyük. Hayır o bu, bu subjektif bir şey. Her taraftar için kendi tuttuğu takım en büyüktür. Niye biliyor musun? Gerek yok. Niye senin böyle sonraki futbolculuk hayatın sürecinde bir okuduğun bir şeyle tribünden söylenen bir sözle, bir haber konusunda bir yorumcuda bir peşinden gelecek Doğru. kullanılacak şeyler bunlar gerekiyor. Neyse yani adını da geçtiğine verelim. Ama dediğim gibi Beşiktaş Trabzonspor rekabetindeki gerginlik ya da oluşması düşünülen söylenilen şey Türk futbolunun en sonu ihtiyacı olan şey öyle bir şey de olmaz yani. Hiçbir zaman da olmayacak. Çok iyi ilişkileri var iki kulübün. Olması da lazım zaten. Doğru söyledin. Hemen geçelim Şenol Güneş bakalım o zaman bu maçla ilgili ne demiş. Evet. Şenol Güneş'in söyledikleri de önemli. Siyah beyazlı ekibin hava ve form yakaladığını belirten Şenol Güneş şunları söyledi. Bu hava ve formu kırmak istiyoruz. İlk dakikadan son dakikaya kadar destek olun. Kim olursa olsun bütün oyunculara destek olun. En zor maçımızı yapıyoruz. Benim için ilk maç olacak. Aynı zamanda takım içinde yeni bir başlangıç olacak. Başlangıcın iyi olmasını istiyorum. O yüzden kazanmak için oyuncularımız sahada. Biz kulübede, siz tribünde aynı duygu ve düşünceyi paylaşırsak başaramayacağımız hiçbir iş yoktur diye Trabzonspor taraftarına seslendi. Doğru. Şehrin duygusunu çok iyi bilen adam. Orada doğmuş, orada yetişmiş. Trabzonspor'un bütün başarılarında, son şampiyonluğu dışında bütün başarılarında imzası olan bir adamdan bahsediyor. Sehrin coşkusunu da biliyor. Duygunun o şehirde çok önemli olduğunu biliyor. İki, oyuncular ister istemez süreç içerisinde tribünden gelen tepkiyle de yıprandılar da. Her kulüpte bu böyledir. Bunu tersine çevirmek istiyor. Çok kısa sürede çok keskin dokunuşlar yapan bir adamdır Şenol Güneş. Göreceksiniz bakın. Mesela yeni transferlerde özellikle Muhammed Çam 10 numara böyle bir yeni bir taliske etkisi çıkartabilir. Coşku o şehrin önemli unsurlarından biri olduğu için bunu sağlamaya çalışıyor. Ama Trabzonspor taraftarı zaten Şenol Güneş geldiği için, yeni bir değişimde olduğu için skordan bağımsız o desteği zaten maç boyunca verecektir. Beşiktaş maçıyla başlaması şans olduğu kadar Şenol Güneş açısından risk de aynı zamanda. Ama mesela 3-4 hafta sonra biz başka bir şey konuşuyor olacağız şeyle ilgili, Trabzon'la ilgili. Niye taraftar desteği ve coşku istiyor? Çünkü Şenol Güneş oyunu coşku gerektirir. Bunu tribünden bağımsız düşünemeyiz biz. Bırak büyük kulüpleri. Oralarda zaten bir sürü işte Mehmet Yılmazlar, Fatih Tekkeler, e, golcülerden bahsediyorum. Yani Burak Yılmazlar. Aklına gelebilecek birçok Cenk Tosunlar. Yani sayamadım. Anadolu takımda mesela Bursa Spor'da Fernandao da. Yani golcü ve hücum oyuncuları çok önemlidir Trabzonspor. O coşkuyu katmaya çalışıyor. Ha, şimdi i̇şte Bron da farkında. Bak çok akıllı bir adam. Şimdi biz... Kasparov'la şey maçı gibi olacak bu şimdi karşılıklı satranç maçı gibi. Şeyde çok akıllı bir adam Broncos. Şimdi Trabzonspor'un Abdullah Avcı oyunundan sıyrılıp o coşkulu oynamaya çalışacağını biliyor. Şimdi bir Samsun Spor maçı geliyor aklıma. Orada kullandığı taktik geliyor. Şimdi maça göre taktik kullanabilen bir adam. O yüzden yani Beşiktaş için çok önemli fırsatlar doğacak maçın içerisinde. Bakın bunu izlerken göreceğiz. Çok önemli fırsatlar doğacak. Çünkü niye? Şenol Hoca takıma 3-5 günde ne yapmak istediğini çok kolay sirayet ettiremeyebilir. Normaldir yani. Ama her şeyden öte ben dediğim gibi yani kalecilerin çok öne çıkacağı isimlerini çok duyacağımız bir maç olacak. Zevkli maç bizi bekliyor gibi geliyor bana da diyelim. Bakalım Paulista ne demiş maçla ilgili. Trabzonspor maçı çok zor olacak bunun bilincindeyiz. Çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep iyi bir reaksiyon verirler. Tüm odağımızı bu maça verdik demiş. Böyle oldu hep böyle oluyor. Psikolojik de bir yanı vardır bu işin. Niye? E, zaten bir takımda A takım seviyesinde süperlik seviyesinde bir takımda sözleşme imzaladıysa bir oyuncu o kadroya dahil olduysa zaten yetenekli iyi oyuncudur. Verim alınamamasının sebebi tekniğinden, yeteneğinden ziyade yani fizik gücünden ziyade büyük oranda mentaldir. Yani şeyi yeteneği var adamın zaten gelmiş ki sözleşme imzalamışsın. Daha önce bir şeyler yapmış ki sana ya. Onu bir kere yapabiliyorsa bir daha yapabilir yani. Fizik kuralları da böyledir. Bir şey bir kere oluyorsa sonsuz kere olabilir. Mental tarafının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu işte. Çok kısa sürede bir etki ediyorsa yeni gelen bir teknik direktör. Bu, bu, iş biraz da işin mental tarafının çok net olduğunu bize gösterir. Neyse artık eskiden şey çok olurdu. Çok duymuyorum eskiden çok duyardım. Teknik direktör değiştiğini bu takım idman yapmamış <laughs> derdi. Yani sonra futbolcuya uzatırsın mikrofon. İşte biz 6 aydır ilk defa doğru düzgün çalıştık falan gibi. Çok eskiden böyle şeyler söylüyordu. Çift kare idman bile değişti. Değil, daha tabii tabii olsa. çok daha farklı. Ama e, Paulista'yı ben şöyle seviyorum. Paulista zaten aidiyatı çok yüksek bir oyuncu. Geçen hafta seninle konuştuk onu çok önemsedim. O savunma meselesini Broncos'la konuşup yeni bir savunma anlayışına geçtik ve onu oynuyormaya başladık demesi bir liderliği gösterdiği gibi bak Paul Usta'dan mesela iyi teknik direktör olur daha sonraki dönemlerde. Ya bu önemli adam gelmiş maaşı yatıyor yurt dışından gelmiş yabancı bir ülke oynar oyununu bana neler ya diyebilir yani bunu çok var öyle diyen adam. Buna ait hissetmek bunu hocayla paylaşmak burada inisiyatif almak bunların hepsi sorumluluk gösteren şeyler. Beşiktaş'a da en lazım olan şeydi. Son 3 yılda olmayan şey buydu sorumlu. Kesinlikle. O yüzden çok önemsiyorum. Şimdi Paulista'yı da gerçekten çok beğeniyorum. Hem futbolculuğun hem o aidiyetini. Bu arada dediğin gibi bu stadyumda da fark ediyor. Paulista taraftar tarafından da seviliyor ve bu hareketleri yüzünden seviliyor. Bu ilerisi içinde şöyle bir şey gösteriyor. Bu futbolcular futbol bıraktıktan sonra futbola bağlarını tamamen kesmiyorlar. kesmiyorlar evet. Başka şekilde görev alıyorlar. Evet. Bu da Paulista'nın ileride. Beşiktaş da devam edebileceğini gösteriyor. En evet. azından taraftar açısından kabul göreceğini gösteriyor. Ya bir de çok aile stadı Dolmabahçe Tüpraş stadı. Dikkat et Beşiktaş oyuncularında diğer takımlarda da tabii çok var ama Beşiktaş'ta çok olur böyle. Çoluk çocuk gelirler. Maçtan sonra, maçtan önce böyle sahaya çıkarlar. Boş kaleye çocuklar top vurur. Eğlenirler. Tribünleri eğlendirirler. Üçlü çektirirler falan. Böyle bir ortam oluşuyor. işler iyi gittiğinde Beşiktaş. Onu acayip kısa sürede yakalıyor Beşiktaş. Yani O duyguyu ee, o aile birliklerini bir anda yakalıyor. Bu boşluğu vardı Beşiktaş'ın. İşte en son Marcelo'da falan Atiba'nın oğlanlar burada büyüdü zaten. Noah şimdi askere gidecek neredeyse yani doğduğunu biliriz. Paulista'da da şimdi öyle bir ortam var ailesiyle. Imobiliyi görüyorsun. Her gün bir yerde böyle. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü iş yerine giderken ayaklarının geri geri gitmesi vardır. Mecbursundur gitmeye. Mecbursundur ama sevmediğin bir ortam vardır. Mobbing vardır. Adamları sevmezsin. Yönetici falan filan. Ama şu yaptığın işi eğlenerek yapmak, severek yapmak ve bu işten bir de para kazanmak üzerine Bir futbol takımı için çok önemli unsurlar bunlar. Onu yakaladı gibi Beşiktaş. İstersen o zaman Powerista'nın açıklamalarıyla devam edelim. Edelim. Ne demiş? Avrupa maçları dönüşünde sürekli deplasmana gidecek olmaları üzerine bir yorum yaptı ki geçen programda biz de söylemiştik. Evet. Gene programa gelen yorumlarda da vardı bu. Çok fazla seyahat olacak bu futbolun içinde olan bir şey. Biz buna adapte olmak zorundayız. Kolay olacağını kimse söylemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene daha çok maç var. Daha çok olacağı, daha çok gidip geleceğiz, döneceğiz, dinleneceğiz ve başka bir maç oynayacağız. Zorlu olacak, bunun bilincindeyiz. İyi bir takım olduğumuzu ve gücümüzü göstermek zorundayız. Evet, Aslında de, zorluğuna değinmiş evet, daha çok. Bir de bahanelere sığınamayız gibi uzun şeyinde böyle bir tercüme var. Evet. Tam olması ve söylemesi gerektiği cümleler. Niye biliyor musun? Bir e, yoğunluğa, yorgunluğa fikstüre itiraz edilecekse bunu Beşiktaş yönetimi edecek. O onun işi. Tam onu söyleyecektim ben de. Ha, bu onun işi. Biz söyleyeceğiz. Bizim işimiz. Olup biten de bir hakkaniyetsizlik gördüğümüz zaman. Yönetim ve medya. Yönetim resmi başvurularını yapacak. Medya gündeme getirecek. Bahane ise orayı onlar üretecek. İtiraz. Futbolcuya bu anlamda konfor alanı açmamak lazım. Niye biliyor musun? Bunu sen hakemler meselesiyle de ilgili. Şimdi sürekli hakem konuştuğun zaman yönetici olarak, teknik direktör olarak medya olarak oyuncuya nasıl bir konfor alanı açılıyor biliyor musun? Ya diyor nasıl birinci unsur hakem. Bana diyor kimse dönüp bakmıyor ki. Herkese sıra geliyor. Asır unsur olan futbolun bir numaralı unsuru olan futbolcuya sıra gelmiyor. İşler kötü gittiğin Yöneticiye geliyor, teknik direktöre geliyor, hakeme geliyor, federasyona geliyor. Herkese sıra geliyor. Medya karıştırmış oluyor, miksellik yapmış oluyor. Gerekçelerden biri de bu. Altıncı unsur futbolcu. Ya oğlum bu birinci sıra yani İlk unsur aslında bak. Diyor. O yüzden oyuncu diyor ki Var evet doğru. Çok yoğun maç trafiği ama böyle biz buna alışmak zorundayız. Çıkacağız, oynayacağız, daha iyisini yapacağız ve bahaneler üretemeyiz. Tam aradığım adam. Ya bu kadar aradılan adamların bir araya denk gelmesi de gerçekten büyük iş. Ya iyi oyuncu getirirsin de karakter olarak yüksek karakterli oyuncuların hepsini bir araya toplamak bir takıma başarıya götürecek, sonuca götürecek e, önemli etken. Hakemlerle ilgili de açıklaması var az önce evet. konusu gelmişken onu da söyleyelim. Daha önce İngiltere'de, İspanya'da ve Brezilya'da oynadığını söylüyor. Daha çok Türkiye'deki hakemleri La Liga hakemlerine benzetmiş Paulista. Oyunun çok durmasından Doğru. şikayetçi mi? Bence şikayetçi değil. Karşılaştürüyor diyor ki La Liga gibi Tespit burada da yapıyor. çok, evet burada da Tespit çok yapıyor. duruyor diyor. E bu zaten hepimizin özellikle futbol izleyicilerinin en çok şikayet ettiği şey Türkiye'de. Muhtemelen gelen bir soru üzerine söylediği Şey ki ayaküstü yapmıştı basın toplantısını. O o da soruldu biz de öyle düşünüyoruz. Basketbol maçına dönüyor bir ara. Ya düt 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 yani bırak oynayalım avantaj kullandıracağım bir bir sürü hikaye. Ha bunu sadece hakemlerin meselesi değil. Ufak temasla zaten kurşun yemiş gibi garip hareketler yapan çok futbolcu var zaten. Ki var olmadan önce video hakem sistemi neler yaşandı, neler geçti yani. <laughs> Gençliğimiz, çocukluğumuz gitti neredeyse yani. bunlara dertlenmekten. Şimdi bugüne döndüğünde buna yardımcı da olmuyor oyuncular. Çok çabuk faul alıyorlar. Faul almak istiyorlar. E, hakemler de risk almak istemiyorlar. O yüzden aman ne etliye ne sütlüye karışayım diyor. Düt düt en konfor alanı düt çaldım. Bazen kondisyonları yetmiyor hakemlerin. Düt hemen orada oyun durdurayım diyorlar. Doğru tespit yani. Böyle olmasa topun oyunda kalma süresinden zaten Paulista'nın söylediği şeyle doğru orantılı bir şey var yani. Topun oyunda kalma süresi belli. 40 dakika falan kalıyor yani Türkiye'de. Başka bir ligde 60 dakikalara kadar çıkıyor bu 65 dakika. Çok önemli bir fark bu. Maalesef böyle yani bu bu kısa sürede değişecek bir şey değil. Zaten Avrupa maçlarında da yansıyor bu diyelim. Ee, burada oynanan futbolun dakikası ya dışarıdaki oynanan futbolun dakikası farklı olunca bu iki farklı ligden gelen iki takım karşılaşınca o Tabii, farkı belli çok oluyor. net görebiliyorsunuz. Bravo. Bravo. O zaman geçelim Vincent Abubakar'a. Hatay Spor'a gitti. Hayırlı olsun gitmesi gerekiyordu. E, Abubakar çok bile durdu. Çok bile durdu. Abubakar'ın yeniden getirilmesi hataydı. Abubakar'a yeniden güvenilmesi hataydı bu kadar sık affetmek hata. Herkes her şeyi farkındalıkla yapıyor. Bu kadar kolay affetmemek. Ya insanların vicdanından, merhametinden bu kadar istifade edip sömürmemek lazım. Sen de sömürtmeyeceksin. Hata değil. Bilerek yapıyor. İnsan, her şey, herkes her şeyi bilerek yapıyor. Abu Bakar konuşsa o net bilerek yapılmış bir Göz göre göre ikinci, üçüncü, dördüncü kez aynı nehirde yıkandı yani Beşiktaş. Bütün hikayesi kapanması lazım zaten Beşiktaş. Zaten son senesi Hatay Spor'da oynuyor. İyi bir golcü. Çarpılırız yani golcülüğüne laf edersek. Çok iyi bir golcü. Onu hiç tartışmıyorum. Yetmez. Bana yetmez. Başkasına belki yetebilir. Bize yetmez yani iyi golcü olması. Demeyeyim hadi. Olması gereken bir ayrılıktı. Ben çok kızgınım Abubakar'a. Abubakar'a kızgın olduğum kadar Abubakar'a yeniden yeniden Beşiktaş forması giydirenlere de senle mi konuştuk? Biz? Süleyman Seba olsa değil mi sen söyledin? Doğru. Abubakar bir daha dönebilir mi? Bırak onu. Ufacık bir yanlış anlamadan dolayı Canımız, ciğerimiz, göz bebeğimiz Feyyaz Uçar gitti Beşiktaş'tan. Bir dakika dedi Beşiktaş. Sonra Beşiktaş kaptanı Fenerbahçe ile görüşemez diyerek mesela Beşiktaş ikinci başkanı Tümer Metin'le ilişkisi kesmiş. Bunu hani başka şeyleri de var. O cümle öyle olduğu için söylüyorum Hı -hı. Hani. Tümer Hoca da başka anlatıyor mesela. Öyle değil diyor. Feyyaz Hoca mesela mektup yazıyor Süleyman Seba'ya. Karşılıklı e, iletişimsizlik ve diyalogsuzluktan kaynaklanan şeyler. Yani nereye bağlayacağım? Bunların olduğu yerde Abubakar hiç seremesi bile okunmaz yani. Devam edelim. Hemen arkasından neyi soracağım Chamberlain ve Amartey? Bak şöyle sözleşme veriyorsun, güçlü sözleşmeler veriyorsun. Bazı oyuncu mesela Negredo gibi, Alex Teixeira gibi hak etmediğini istemez. Hukuki bir hak mıdır? Eyvallah. Alev Alatlı'nın çok güzel bir konuşması vardır. Yaptığın şey hukuken haktır ama etik midir? Hukuk sana böyle bir hak vermiş. Eyvallah. Etik midir? Bu oyuncuların problemi bu vermişler hukuki hakkı. Oyuncu da o maaşları hiçbir yerde bulamayacağını bildiği için burada bekliyor. En son güne kadar. Ha, ben Chamberlain'in böyle bir şey oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Böyle safsaklayan aman kardeşim ben paramı alayım yatayım. Böyle Lens gibi falan, Douglas gibi bir oyuncu değil. Olmadı, olmuyor. Bir kovaladı gitmek istediği yerler vardı. Şimdi onda bir seviyesi var. Kötü zamanlar geçiriyor ama onun bir seviyesi var. Daha iyi yerler olsun diye dedi. Şimdi anladığım kadarıyla takıma dahil edilecek. Lisansı çıkartılıp devam edecek gibi görünüyor. Belki de son gün ayrılık olur bilmiyorum. Amartey konusu da işte bak böyle oyuncuya kızıyorum. Böyle oyuncuya kızıyorum. Ya kardeşim gelmiş kapının önüne kadar. 3 tane, 4 tane, 5 tane kulüp gelmiş. Ona gitmem, ona uçağa binmem, oraya gitmem. Yok paramı verin yok. E ne yapacaksın peki? Yan sahada mı koşacaksın bir sezon boyunca? Futbolu 6 ay ara verip takımdan ayrı çalışmanın oyuncunun hayatını, futbol hayatını kararttığını, bütün kaslarından adelerini mahvettiğini bilmiyor musun? Böyle oynayacaksın. Ha ama bunu kulüp yine kulüp ve taraftar, UEFA'nın, FIFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Beşiktaş geleneklerinin çerçevesi içerisinde bir yaklaşımla anlatıyor olması. Öbür türlüsü haklıyken haksız duruma düşürür. Doğru. Kulübü. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yarın gelecek yabancı gelmek istediğini ola istediğin yabancı ülkelerden gelecek oyuncuların, o ülkeden alacağın oyuncuların imajını Allah korusun. Gerek yok yani. Haklıyken haksız duruma düşmek vardır. Umarım hallolur. Hallolacaktır da hallolmak zorunda. Ne yapacak ki ama artık? Bir insan bunu kendisine nasıl yakıştırır ki mesela? Ne, olacak? Takım orada idman yapıyor. Sen burada bir tane kondisyonerle koşuyorsun. Sürekli koşuyorsun. Her gün koşuyorsun. E sonra? E futbolcusun sen abi iş yapacaksın. Sanki o orada da bir ayrılık olacak gibi görünüyor. Bugün ya da yarın itibariyle. O zaman son konumuz gündemimizde. Benim listeye aldım. Son konuya geçelim hmm. dersen. Avrupa maçlarını perşembe günü deplasmanda oynayan takımların... Ligdeki maçları da deplasmandaysa... Bahsi geçen takımları pazartesi günleri oynatma düşüncesi var TFF'de. Düşünce olmaz. Gerçekleşmesi gereken bir şey bu. Yani ya ikinci yarı fikstürleriyle yer değiştireceksiniz. Değiştirmeniz gerekiyor. Ya da esneterek zamanı süreyi uzatmanız gerekiyor. Bu arada hani... 8 deplasmandan dönüp 7 deplasmana gitmiyor Beşiktaş. 4 deplasmandan dönüp 4 deplasmana gidiyor. Yani diğer deplasmana gidecekleri Avrupa maçları sonra Dolmabahçe'de oynayacağı maçlardan sonra gideceği maçlar bunlar. Ama bu rakipleriyle kıyasladığı zaman, kıyasladığın zaman kimle yarışacak? Fenerbahçe Galatasaray'la Avrupa Ligi'nde olur. E, haksız rekabet. Bu, bunu anlatamaz. Bunu hiçbir adalet terazisi tartmaz. Tartmaz olmaz yani yarışı etkilersin. O yüzden Beşiktaş bu konuda başvurusunu yapmış. Mete Vardar da açıkladı bunu. Olması gereken şey bu. Bu düşünce ya da Beşiktaş'a bir lütuf değildir. Bir güzellik, bir kıyak değildir. Olması gereken şeydir bu. Ha bana kalsa dediğim gibi yani fikstürleri yer değiştiririm. İlk yarı, ikinci yeri ama en azından bir şey yapmış olmak lazım. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak bu konuda vakti gelir. Çok bağırırsın anca sesin kısılır. Başka bir işe yaramaz yani. Orada da çalışmaların olduğunu biliyoruz. Umarız dediğin gibi adaleti e, sığacak şekilde bir düzenleme gelir diyelim. Şöyle bakıyorum aslında programın son bölümünde gelen yorumlara ve e, sorulara ayıracaktık ama <laughs> gündem maddelerimiz o kadar fazlaydı ki biraz süremizi de aşmış olduk. Şöyle istersen söz verelim önümüzdeki programımızda biraz daha fazla yorumlar ve sorulardan yürüyelim. Olur. Hatta bir iki tane okuyabilirsin istersen. Tamam o zaman. Kalkmış olalım hızlıca, interaktif hızlıca. Çünkü söylemiştik arkadaşlara da. Aynen. Hızlıca ben okuyorum ben... hepsini bu arada tek tek. Evet bu arada aradan seçiyoruz ama bütün yorumları okuyoruz. Haberiniz olsun arada bazı teknik konularla ilgili uyaran arkadaşlarımız oluyor. Teknik ekibimiz bunları takip ediyor. Her şeyle ilgili gözlerimiz yorumlarınızda. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca beğenilerinizi ve abone ol tuşuna da tıklamanızı tabii tabii. rica ediyoruz. Bir YouTube kanalı olarak, olarak diyelim. Toronto'dan mesajımız var mesela. Süper. Toronto'dan selamlarımı iletiyorum. Beşiktaş'la ilgili yorumlarını merakla dinledim. iki kişiden birisi Ergin Üstadım. Benim şahsi fikrim Endur transferi olmaması gereken bir transferdi yabancı kuralı açısından. Çünkü orta sahada birçok alternatif oyuncu var. Getson, Musrati, Onana, Salih hatta forma şansı bulmayacağını düşündüğü için Rio Ave'ye transfer olan Demirege. Ergin abi sana sormak istediğim sadece Endur yerine sol kanat veya sağ kanat alınamaz mıydı? Mesela tripiye alınma ihtimali vardı ve Avrupa listesine eklenebilirdi. Bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Yani Endur Alınacağı zaman orta saha ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın net ihtiyacı vardı ben zararsız bir transfer Endur yani karın olur zarar olmaz çünkü niye kiralık oyuncu bonservis ücreti falan vesaire ödemedin ciddi kiralık ücretleri yok e Solone'de oyuncu aldı zaten Beşiktaş ben orada bir sayısal eksikliği olduğunu düşünüyorum Endur olmasa bile bir orta saha oyuncusu alınmalıydı bu demek değil ki hani trip yer alınmasın ben çok beğeniyorum Avrupa listesine yazılmayacak olsa bile bitirebiliyorsa Beşiktaş bugün yarın bitirsin bence trip yeri. Evet e, mesajımız Toronto'dan Caner Türkmen diye tahmin ediyorum. Selamlar olsun. Koymamış kendisine selam söyleyelim. E, önceki programlarımızın altına gelen yorumlardan biri Görkem Şimşek. Abi Hasan Başkan kapalı tribün geri gelecek demişti. Hiçbir hamle olmadı bu konuyu gündeme getirir misin diyor. Yani şöyle kapalı tribün geri gelecekten kasıt aslında anladığım kadarıyla bu eski yönetimde hani kara duvar şimdi siyah duvar olarak tanımlanan başvurulan kale arkası tribünün tekrar oluşturulması herhalde o çarşının coşkunun falan kapalı tribünde çünkü fiziki olarak orada localar var. Yani çok eskiye döndürmek mümkün değil. Ortada localar var ve bu localar altla üstün biraz bağlantısını kopartıyor. Yani fiziki olarak eski kapalının gelmesi çok mümkün değil. Ama işte akustik olarak o kenarlar, e, kale arkası tribüne yeni bir yoğunluk oluşturulması, yani bunların hepsi şu an e, süreç devam ediyor. Başvurularını yaptı, bekliyor Beşiktaş. I. İşte çatı meselesi yenileniyor. Ara boşluklarla ilgili başvurular yapıldı. Bu bu süreç. Yani bu Bahsettiğimiz fiziki şartlar yaz dönemlerinde halledilecek şeyler. Bir yaz geçirdi daha Hasan Başkan Yönetimi. Onda da işte çatı meselesi, tenteleri falan halletmeye çalışıyorlar brandaları. Bak takım bir coşku yakalasın, futbol oynasın. Eski kapalıyı zaten fiziki olarak gelmese de coşku olarak göreceksin. Hatırla Leipzig maçını. Hatırla Benfica maçını. Hatırla Napoli maçını. Yani acayip atmosfer Lyon maçını. Bayern Münih maçı içeride. Münih da. maçı, bravo. Dortmund maçı. Yani bunların hepsi... Aslında fiziki yapıdan ziyade o oyun coşkusunu Beşiktaş gördüğü zaman eski açık tribünü kapalı havası verir, yeni açık tribünü kapalı havası verir zaten yani. Evet, burada zaten bazı girişimler var. Onun dışında dediğin gibi İnönü ile Yeni Stadın arasındaki en büyük fark alt katta üst katın birbirini görmemesi tabii, aslında tabii. hani bu farkı izleyicilerimiz dikkat etsinler öbüründe ikisinin göz teması vardı alt katı üst katın birbirlerine bakarak yapıyor. Atkı saldı. Sen kafasına değiyordu e, yani. Evet şu anda görsel temas sadece ilk sırayla evet. kaldı. O yüzden birazcık bir durum var ama dediğin gibi futbol sürüklediği zaman o stat bir anda tek Her parça türlü. oluyor. İnanılmaz bir ses evet, çıkıyor. Sağır ediyorsun oyuncu oyundan çıkıyor işte yani hatırlayın bunu söylemiştim az önce. Ergin abi Mustafa'yı Ümit Milli Takımı'na gönderdiler. Bunun hakkında düşeceğin nedir? Bunu konuştuk. Berke teşekkür ederim sorusu evet. için. Zaten başta da söylemiştim bununla ilgili sorular geliyor diye. Bakıyorum Sercan Çelenk aynı konuya değinmiş. Lost sayıda benziyorsun demiş. Cerrah. Ona bir çok benzetirler <laughs> beni. Saçlarım açıkken özellikle daha çok benzetirler. Geçen bir... Ben de benzetirdim kendimi. Lost yıllar önce izleyip dedim, çok etkilendiğim bir diziydi. Evet yani onu çok söylerler bana. Çok acayip mesela Sayit cerrah benzetirler. Pirlo'ya benzetirler. Saçlarıma çıkken bazen. Arap Bilal vardı şeyde. Geniş aile dizisinde. <laughs> Ona benzetirler. Kara Bilal. Kara Bilal. <laughs> Pardon Arap Bilal çıktı? Başka İsmail YK'ya benzeten var. Bir de Rambo Okan'a benzeten var mesela <laughs> tamam mı? Rambo Okan ben Pirlo üçümüzü yan yana koymuşlar böyle <laughs> e, saçlara çıkken benim. Ben Bakın gerçekten benziyoruz yani Rambo, ben ve Pirlo üçümüz birbirimize benziyoruz yani. Rambo ile o konuda benzerliğim var. <laughs> Abi bir ara e, Haluk Levent'in ortalıkta gözükmediği bir dönem var. Nobre olarak Fenerbahçe'ye top oynadığı iddia ee, ediyor. Güzel, <laughs> güzel güzel güzel. Benim gündemim bu kadar. Tekrar edelim. Yorumlarınızı topluyoruz. Önümüzdeki program daha fazla yoruma zaman ayırabiliriz belki. Yorumlarınızı inceliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Abonelikleri bekliyoruz. Var mıdır söylemek istediğiniz Hepsi herkese tek tek teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hepsini okuyorum. Olumlu olumsuz hepsinden besleniyorum okuyorum. Hepsi herkese selam söyleyelim. Bütün yorum yazan arkadaşlara. Hakan Bey'e, Hakan Tüfekçi'ye de özel selamımızı gönderelim. Trabzonspor Sporu maçından sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.